Herkese tolgozbek.com kanalından merhaba. İstanbul'un göbeğinde balkonda kuş sesleriyle birlikte yeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü konumuz Kanada'nın Türkiye'ye süresiz hale getirdiği ambargo. Ambargo hangi savunma ve havacılık projelerimizi etkileyecek? Alternatifler neler? Bunlar nasıl çözülebilir? Gelin bu detayları birlikte inceleyelim. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonların ardından 9 Ekim 2019 tarihinde Kanada hükümeti bir karar aldı. Bu karara göre Kanada Türkiye'ye silah ambargosunu geçici olarak başlattı. Bu geçici sürede 6 ay olarak belirlendi. Geçtiğimiz günlerde bu 6 aylık süre tamamlandı ve Kanada Türkiye'ye uyguladığı silah ambargosunu süresiz hale getirdi. Şimdi tabii ki ilk bakışta Kanada ile Türkiye ne alıyor, ne veriyor, nasıl bir savunma sanayi veya havacılık konusunda bir işbirliği var diye sorabilirsiniz. Ama bazı projelerde tabii ki detaylar haricinde bazı havacılık projelerinde Kanada'nın geliştirdiği sistemler Türkiye'deki yapılan projelerde ana görevleri uyguluyor. Bunların başında da insansız hava araçlarında yer alan kameralar geliyor bir insansız hava aracı için burnunda veya gövde altında taşıdığı kamera sistemleri onun keskin gözleri de sekalan olmaz. Bu kamerayla alınan görüntüler komuta merkezine taşınıyor. Komuta merkezinden de bu kameradan gelen görüntülere göre istihbarat çalışması veya atış gerçekleştiriliyor. Bu kameralar görüntü itibariyle gayet küçük ama çok güçlü lensleriyle kilometrelerce öteden birkaç bin metre irtifadan hedefe çok yakınlaşabiliyor, gece gündüz şartlarında bu görüntüleri alabiliyor veya e, ısı duyarlı sistemlerle bu görüntüleri farklı durumlarda, örneğin görüşün çok düşük olduğu şartlarda veya gece rahatlıkla takip edilebilecek kapasiteye sahip. Uzun zamandır e, gerek TB2'lerde gerekse ankalarda Wesker'in sistemi kullanılıyor. Örneğin Baykar TB2'lerin ana kamera sistemi Westcam tarafından imal ediliyor. Hem MX15 hem de CMX15 türü kameralar TV2'lerde kullanılıyor. Hatta Baykar'ın sitesine baktığınız zaman e, imalatçı olarak aynı zamanda burasının bir servis merkezi yani bir bakım merkezi olduğunu da buradan takip edebilmek mümkün. Dediğim gibi İHA'ların gözleri aynı zamanda bu sistem Anka'larda da kullanılıyor. Ama tabii ki Türkiye bu konuda alternatifsiz değil. 2018'den bu yana Türkiye'nin en büyük savunma kuruluşu olan Aselsan'ın geliştirdiği özel Asel Filir gibi sistemler Anka'ya takılmaya ve teslim edilmeye başlandı. Ve yavaş yavaş yeni imal edilen İHA sistemlerinde de Aselsan'ın özel kameraları kullanılıyor. Biraz önce de belirttiğim gibi bu kameralar çok özel. 1080 HD video çekiyor, görüntü alıyor veya ısıya duyarlı sayesinde hedeflerini ısılarına göre düşük görüş şartlarında rahatlıkla takip ediyor. Örneğin gece bir çekim yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda hedef takibi gerçekleştiriliyor ve alınan net görüntüler birebir olarak komuta merkezine aktarılıyor. Benzer bir sorun 2013'te Vestel tarafından tasarlanan Karayel insansız hava aracı sisteminde de yaşanmıştı. Vescam yine 2013'te işaretleyici sistemleri Vestel'e vermek istememişti. Kanada'nın Türk savunma sanayine sağladığı bir başka önemli konu ise PT-6 turboprop motorları. PT-6 serisi Pratt Whitney Kanada şirketi tarafından imal ediliyor. Gerçekten sınıfında dünyanın en çok imal edilmiş turboprop motoru farklı özelliklere, itiş gücüne, farklı güce sahip olan PT-6 motorları şu an hem sivil havacılıkta hem de askeri havacılıkta kullanılan en önemli motorların başına geliyor. PT-6'lar bizim Hürkuşlara güç veriyor. PT-6'nın 1600 beygir güç üreten modeli Hürkuş'ta kullanılıyor. Hürkuş'a ilk sipariş Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından verilmişti. 15 adetlik Hürkuş'un B eğitim modeli konusunda çalışmalar devam ediyor. Bu e, uçakların imalatının önemli bölümü tamamlandı. TUSAŞ'ın elinde motorlar mevcut. Bu motorlar uçaklara takılıyor. Halen hava kuvvetlerine teslimat aşamasında. TUSAŞ ilk etapta görünen herhangi bir sıkıntı yaşanmayacak gibi duruyor. PT-6'ların bir başka versiyonu ise deniz kuvvetlerinin envanterindeki ATR 72 tipi Turboprop uçaklarda kullanılıyor. E, bu uçaklardan ikisi yolcu ve kargo taşıma konfigürasyonunda deniz kuvvetlerine İtalyan imalatçı Leonardo tarafından teslim edilmişti. Bunu dört uçak daha izleyecek. E, bu dört uçak da denizaltı e, savaşında veya deniz karakol görevlerinde kullanılmak üzere özel ekipmanlara, radar ve çeşitli sensör sistemlerine sahip aynı zamanda torpido atabilecek bu uçaklar. Bu uçaklardan da ilkinin testleri İtalya'da tamamlandı. İlki Ankara'ya TUSAŞ tesislerine geldi. Bunu e, burada da kabul ve testleri gerçekleştirildikten sonra üçünün de önümüzdeki kısa dönem içerisinde imal edilmesi planlanıyor. Ancak, ancak belirttiğim gibi hem Hürkuş'ta hem de ATR-72'de kullanılan motorlar sivil orijinli motorlar. Herhangi bir durumda bunların yedek parçalarını bulmak askeri motorlara göre çok daha rahat ve Türkiye'de kısa veya uzun vadede ben herhangi bir problem yaşayacağını zannetmiyorum. Ama ihracat konusu gündeme geldiği zaman Pradhan Whitney bunlarla ilgili bir sıkıntı çıkartabilir. Fakat bunun da alternatifi Türkiye'de var. Eskişehir merkezi TUSAŞ Motor Sanayi TEİ'de yeni bir motor tasarlanıyor hatta şu an testleri sürüyor. Bu motor öncelikle olarak T-129 atak ve T-625 helikopterlerinde kullanılacak. Şimdi bu motorların ana sistemleri, ana yapıları ufak değişikliklerle helikopterde kullanıldıktan sonra turboprop motor yani bir pervaneyi döndürecek şekilde uçağın pervanesini döndürecek şekilde modifiye edip normal uçaklara da yerleştirilebiliyor ve ilerideki hedef bu motorun Hürkuş serisine de güç vermesi. E, testler önemli ölçüde tamamlandı. TUSAŞ'ın hedefi önümüzdeki yıl bu motor önce T625 ve T129'da test başlatabilmek. Testlerin arkasından da ben eminim T'yi konuyu turbo proba odaklanarak bu motoru da Hürkuş ve normal diğer serileri için bir farklı bir motor alternatifi haline getireceğini düşünüyorum. Bir başka alternatif ne olabilir derseniz ee, Baykar'ın yeni büyük insansız hava aracı Akıncı biliyorsunuz Ukrayna imalatı bir motorla uçuyor. Ve bu konuda Baykar Motorzik şir şirketiyle bir ortaklık anlaşması yaptı. Ve Motorzik'in elindeki farklı turboprop modellerin bir nevi Türkiye'de imalatı geliştirilmesi gibi alternatife e imza attı. Bu alternatifte ileride belki Hürkuş'un farklı modelleri için kullanılabileceğini düşünüyorum. Yani Türkiye bu konuda çok önemli bir alternatifi elinde tutmakta. İleride bir gün ihraç edilecek modellerde e, bu alternatifler de sunularak o ülkelerin farklı kaynaklara gitmesine imkan sunulacak. Kanada ile yürütülen önemli savunma ve havacılık projelerinden biri de bizim hava soj olarak adlandırıldığımız elektronik karıştırma amaçlı kullanılacak bir platform. Bu proje halen Aselsan tarafından ana yükleniciliğinde devam ediliyor. Modifikasyonlar, hava aracının modifikasyonları ise Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, Sanayi TUSAŞ tarafından gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz yıl 4 adet uçak satın alındı. Bu uçaklar normalde sivil olarak tasarlanmış Global 6000 tipi iş jetleriydi. Bu işletlerinde imalatçısı Kanadalı Bombardier şirketi. Uçaklar satın alındı. Bunlarla ilgili modifikasyon e, işlemleri TUSAŞ tarafından e, mühendislik çalışmaları tamamlandı ve modifikasyonlar Ankara'da yapılacak. Bunun sonrasında bu uçaklar Türk Hava Kuvvetleri envanterine elektronik karıştırma, e, elektronik sinyal dinleme gibi farklı görevlerde kullanılacak ve çok stratejik bir e, özelliğe sahip olacak uçakları aldık. Bunların ödemeleri bombardıyerle gerçekleştirildi. Biraz önce de belirttiğim gibi Global 6000 sivil bir işçeti. Bu uçağın hatta farklı versiyonları Türkiye'de iş adamları tarafından da kullanılıyor. Motor konusunda, motor parçası, gövde parçası gibi konularda da herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını düşünüyorum. Çünkü sivil olarak bu uçağı satın alabiliyorsunuz. Kanada Türkiye'ye silah ambargosu koyarken bir taraftan da e, Suudi Arabistan'ın ve Yemen arasındaki devam eden savaş nedeniyle Suudi Arabistan'a da bir silah ambargosu koymuştu. Türkiye'deki Türkiye'ye uygulanan silah ambargosu süresiz hale getirilirken Suudi Arabistan'ın ambargosu ise kaldırıldı. Gerçekten para nelere kadir diyebiliyoruz. Örneğin bir şirketin savunma sanayi veya askeri projelerle ilgili bir mühendislik çalışması var. Bir üretimi var, bir ürünü var bu ihraç edileceği zaman öncelikli olarak o firma ülkenin savunma bakanlığına veya ilgili kurumlarına başvuruyor. Bir ön izin alıyor. Aldığı ön izinle birlikte o ülkeye giderek pazarlama faaliyetlerine, tanıtım faaliyetlerine başlıyor. İzin alamadığı takdirde bu işlerin gerçekleşmesi çok zor. Tabi sonuçta da savunma projeleri ucuz projeler değil. Gerçekten bir baktığınız ambargo uygulanıyor gözükse de bunları farklı aşamalarla, farklı yöntemlerle de delebilmek mümkün. Ama tabii ki süreç uzuyor, fiyatlar yükselmeye başlıyor. Bunlarla da ilgili Türkiye'nin çok e, ciddi bir tecrübesi var. Çünkü 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında yaşanan ciddi bir ambargo süreci ve 1980'e kadar devam etmişti bu. Arkasından da nereden baksanız son 7-8 yıldır bu Suriye operasyonlarıyla birlikte ve tabii öncesinde de e, Türkiye'nin terörle mücadelesi nedeniyle çok farklı kaynaklardan ambargolar uygulanmaya başlanmıştı. bunları aşmak için farklı farklı metotlar deneniyor. İşler uzuyor ama uzun vadede Türkiye bunları çözüyor. Ve tabii ki son yıllarda savunma sanayinin gelişmesiyle birlikte Türkiye bunlara alternatif oluşturmaya başlıyor. Sonra bir bakıyorsunuz Amerika'nın bir dönem vermediği bir bombanın çok daha iyisini Türkiye'de TÜBİTAK sabayı geliştiriyor. Roketsen imal ediyor. Sonrasında da Amerika Birleşik Devletleri gelip size o bombayı çok ucuza teklif edebiliyor. Bu tür şeylerde yaşanabiliyor. Bu tür nasıl nasıl borç yiyicin kamçısıysa gerçekten savunma sanayinde Türkiye'ye uygulanan ambargolar savunma sanayimizin bir nevi kamçısı haline geliyor. E, bu tür şeyler de uzun vadede kaybeden karşı taraf oluyor ama bizim kazanımlarımız çok daha fazla. Bu programımızda kısaca yaşanan ambargo ve etkilerini size anlatmaya çalıştım. Her gün saat 19'da farklı videolarla bu koronavirüs döneminde beraberiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizlere sorularınızı yorum yazarak iletebilirsiniz. Tabi beğenilerini ve bildirimlerinizi de açmayı unutmayın. Bizlere info.tolgozbek.com mail adresiyle de ulaşabilirsiniz. Detaylı havacılık haberleri ise www.tolgozbek.com'da bir sonraki videoda görüşmek üzere hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.